güzel buluşmayı, bu güzel anı ilçemize kazandıran, bu fikri geliştiren Beylikdüzü Sivaslılar Derneğimize teşekkür ediyorum ve yine kurucusu olup bu süreci başlanmasına vesile olan rahmetli Halit Tuna kardeşimizi de bu anlamda rahmetle anıyorum. 4 Eylül Sivas Kongresi gerçekten ülkemiz adına tarihi dönüm noktalarından bir tanesi. Türkiye'nin bağımsız bir millet olması gerektiğinin altının çizildiği gün ve o mücadeleye şekil veren gün. Ama aynı zamanda da Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde geçirilmiş bir 106 gün var. Bu da çok önemli. Tabiri caizse tüm istiklal mücadelesinin tohumları, tasarımı orada planlanmış. Bu tabii Sivas adına çok değerli bir iş. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin başlangıç günü aslında Türkiye'nin çok önemli bir dönüşümünün de başlangıç günüdür. O gün malum başlayan kongrede milli mücadelenin yöneticiliğini yapacak olan, başlangıcını en azından başlangıcının temelini atacak olan heyeti temsiliye seçilmiştir. Ve onun arkasından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna giden yol açılmıştır. O açıdan yani hem milli mücadelenin başlangıç günlerinden, önemli başlangıç günlerinden biridir 4 Eylül. Hem başkanımın da işaret ettiği gibi bir başka hayırlı gündür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluşudur. Var olma sebeplerimizin temellerinin atıldığı gün, kararların alındığı gün. Biz bu 4 Eylül'de ne yapabiliriz biz Sivaslı olarak, Sivaslı Derneği olarak diye düşünürken rahmetli başkanımız Halit Tuna Bey'in önderliğinde Dünya Sivaslılar Günü yapalım dedik. Ve bunun en uygun gün olarak da 4 Eylül olduğunu düşünerek yola çıktık. Bu sene 6.sını düzenliyoruz. Her sene daha kalabalık bir şekilde, daha yoğun bir şekilde anlamını bilerek ve gençlerimize de öğreterek bunu kutlamaya devam ediyoruz.